Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir güllü poğaça tarifiyle geldim. Puf puf kabaran, içi yumuşacık şekliyle de kendine hayran bırakan bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yiyen herkesin lezzetine hayran kaldığı bu poğaça tarifini ben sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle göstermek istiyorum. Sizi hiç bekletmeden tarifimize geçelim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1,5 su bardağı ılık sütümüz, 1 çay bardağı eritilmiş margarin ya da tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 şişe maden suyu, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, kuru maya yoksa 1 paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yumurta kullanacağım. 1 adet yumurtamızın sarısını üzeri için kaldıracağım. Toplamda 7,5 su bardağı da un kullanacağım. Tabii ki unun markasına göre kıvam değişebilir arkadaşlar. Siz ona göre mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Yoğurma kabımıza sütümüzü alalım. Paket kuru mayamızı 3 yemek kaşığı da toz şekerimizi karıştıralım. Yağımızı ekleyelim. Tereyağımızı. Tuzumuzu. Arkadaşlar bir adet yumurtamızın sarısını üzeri için kaldıracağız. Maden suyu evde yoksa onun yerine bir su bardağı sütte kullanabilirsiniz. Azar azar unumuzu ekleyip yoğurma işlemine başlayalım. Arkadaşlar toplamda 15 dakika hamurumu yoğurdum. Çok yumuşak, ele yapışır bir hamur oldu. Bu şekilde olması da gayet normal. İçerisinde maden suyu var. Poğaçamızın yumuşak olmasını sağlıyor. Bu şekilde kapağını kapatalım. En az 1 saat hamurumuzu dinlendirelim. Arkadaşlar 1 saattir poğaçamın hamuru dinlendi. Şöyle ben havasını aldım. Hamurumuzun tamamıyla havasını aldıktan sonra da yumurta büyüklüğünde bezeler elde edelim. Bezelerin tümünü yaptım. Üzerini şu şekilde örtelim. Temiz bir bezle de örtebilirsiniz. 10 dakikalık bezelerimizi dinlendirelim. Ben içine peynir kullanacağım. Siz dilerseniz zeytin ezmesi, patates ya da kıymalı da yapabilirsiniz. Kesinlikle damak zevkinize ve ağız tadınıza göre iç malzemesini siz ayarlayın. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Şimdi poğaçalarımıza şekil verelim. Tezgahımızı ya da yapacağınız yeri hafiften yağlayın ki hamurumuz yapışmasın. Bıçak yardımıyla ya da aparat yardımıyla bu şekilde keselim. İçerisine peynirimizi ya da iç harcımızı ilave edelim. Bu şekilde hamurlarımızın kenarlarından bastıralım. Diğer tarafını da arkaya götürüp bastıralım. Bu şekilde arkadaşlar. Hamurumuzu hafiften kenarlarından bastıralım ki açılma olmasın. Bu şekilde. Buna da aynı işlemi yapalım. Gerçekten şekliyle harika bir poğaça oluyor. Yonca yaprağı gibi. Şekilde ortasına iç harcımızı ilave edelim. Kenarlarından bastıralım.
Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten harika oldu. Hepsini bu şekilde bitirdim. Yarım saatte tepside mayalandıracağım. Yarım saat dinlendirdikten sonra yumurtamızın içerisine bir yemek kaşığı pudra şekerimizi alıp güzelce karıştıralım. Şöyle. Havasını indirmeden bu şekilde her tarafına gelecek şekilde sürelim. Her tarafına gelecek şekilde yumurtamızın sarısını sürdükten sonra şöyle ben üzerine susam ve çörek otu kullanacağım. Derecelik önceden ısıtılmış fırınımıza yollayalım. Arkadaşlar poğaçalarımı fırınımdan aldım. Üstü ve altı nar gibi kızardıktan sonra şimdi üzerini temiz bir bez örtüp 15 dakika tepside dinlendireceğim ki daha çok yumuşacık olsunlar. Şöyle yumuşacık arkadaşlar. Gerçekten yiyen herkesin böyle lezzetine hayran kaldı. Şöyle puf puf kabaran. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Arkadaşlar lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Farklı yemeklerde, farklı lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.